Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada puf puf kabaran pratik pişi tarifi ile geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı kadar ılık su, 1 paket kuru maya, ve 1 yemek kaşığı kadar toz şekerini ilave ettikten sonra Spatula yardımıyla şeker eriyene dek karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik her evde bulunan 200 milim su bardağıdır. Şeker eridikten sonra diğer malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar yoğurdumu ilave ediyorum. Daha sonra bir paket kamartma tozunu da ilave ettikten sonra tekrardan eklemiş olduğu malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırıyorum. Ve daha sonra unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Öncelikle spatulayla hamur yoğunlaşana dek Hamur yoğunlaştıktan sonra da spatulamı hamurun içerisinden alacağım. Ellerimle yoğurmaya devam edeceğim. Yapmış olduğum tarifte toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin unun kullanacağınız miktarı unun kalitesine göre yoğurdunuzun cıvıklığına göre değişkenlik gösterebilir. Sizler azar azar ve kontrollü bir şekilde Ununuzu ekleyin lütfen. Yapacağım hamurun kıvamı oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamur pürüzsüz bir kıvam alana dek bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamur yoğurma kabında bu şekilde hamuru yoğurup toparladıktan sonra hamurumu masaya alacağım. Orada. 4-5 dakika kadar yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz e, hamur işi tariflerinde mutlaka hamurunuzu çok iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde aynı zamanda yardımcı olabilirsiniz. Hamuru gördüğünüz gibi iyice yoğurdum ve toparladım. Kıvamını da sizlerde gördünüz. Tekrardan hamur yoğurma kabına alıp üzerine streçle kapatıyorum. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık 45 dakika kadar hamurumu mayalandırdım. Hamurum gayet güzel bir şekilde kabardı. Öncelikle hamurun havasını alıyorum. Gayet yumuşak, özlü bir kıvamda Hamuru hamur yoğurma kabından sıyırdıktan sonra unlamış olduğum masamı alıyorum. Hamuru şöyle kabaca bir toparlıyorum. Daha sonra hamur kesme aparatıyla hamurlarımı parçalara böleceğim. Yapmış olduğum tarifte toplamda 8 tane pişi elde ettim. Siz dilerseniz bezelerinizi daha küçük tutarak da Pişilerinizin sayısını artırabilirsiniz. Hamurlarımı parçalara ayırdıktan sonra gördüğünüz gibi bezeler haline getiriyorum. Hamurun tamamını bezeledikten sonra hiç beklemeden tekrardan masamı unladıktan sonra Merdane yardımıyla hamurlarımı teker teker açmaya başlıyorum. Eğer çok yumuşak pişiler seviyorsanız hamurunuzu bir tık daha kalın tutabilirsiniz. Eğer ince pişiler biraz daha çıtır seviyorsanız hamurunuzu bir miktar daha büyütebilirsiniz. Ben büyüklüğünü bu şekilde ayarladım açmış olduğum hamurlarımı masamda bu şekilde bekleteceğim. Dilerseniz teker teker açarak o şekilde de kızartabilirsiniz. Ya da benim gibi tamamını açtıktan sonra da teker teker kızartma işlemine devam edebilirsiniz. Pişi hamurlarını yeteri kadar büyüttükten sonra üzerinde kalan unları ellerimle çırpıyorum. Yağın içerisinde kızartacağımız için yüksek ateşte unlar yanabilir. Bu şekilde hamurların tamamını elimle sirkeliyorum. Hamurların tamamını açtıktan sonra hamurların tam ortasına gelecek şekilde yuvarlak bir delik açıyorum. Dilerseniz delik açmaya da bilirsiniz. O şekilde de tavanızda kızartabilirsiniz. Tavamı ocağıma aldım. 2 su bardağına yakın sıvı yağımı ilave ettikten sonra kızgın olan yağın içerisine hamurlarımı teker teker bırakıyorum. Kaşık yardımıyla üzerlerine hemen kızmış olan yağdan gördüğünüz gibi üzerine döküyorum. Bu şekilde daha güzel bir şekilde kabaracaktır. Kızardıktan sonra hemen diğer tarafına çeviriyorum gördüğünüz gibi. 1-2 dakikada bu şekilde bekledikten sonra hemen kenardaki servis tabağımın içerisine alıyorum. Asla yağ çekmeyen yapılışı da gayet pratik olan ve çok lezzetli bir pişi tarifi. Kahvaltılarınız için çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. pişilerimi orta ateşe ayarladığım ocağımda bu şekilde pişirmeye devam ettim ve tamamını da gördüğünüz gibi kızarttım Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.